gündem o kadar değişiyor ki bu yeni mi gelişti? Hep vardı da bizim bu kadar farkında değildi. Ertesi günde bu konuşmalar annem medyaya yansıyor. Toplumun bir kesiminde böyle bir beklenti var. İyi akşamlar değerli izleyiciler, Teke Tek'te. Bu akşam siyaset akşamı, pazar akşamı, bilim akşamı. Geçen hafta sağ olun çok teveccüh göstermişsiniz Celal Şengör'le yaptığımız programa. Onun için teşekkürü bir borç bilelim ve hemen edelim. Bu akşam siyaset akşamımız ve yine bu akşam da anayasayı konuşacağız. Zaten önümüzdeki haftalarda hep anayasayı konuşuyor olacağız genelde. Araya Allah göstermesin kötü bir olay, istemedik bir gündem dışı mesele girmez ise eğer. Ve bu akşam da yine anayasayı konuşacağız. İki siyasi partinin temsilcileri buradalar ama ayrı ayrı, biliyorsunuz tek tek kavga dövüş programı değil. Sakin sakin bilgi vermeye, halkın neye oy vereceğini anlamasını sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden de bu akşam yine sakin sakin anayasayı konuşacağız. Kavga bekliyorsunuz burada. O yok. Başka yerleri seyredebilirsiniz kavga istiyorsanız. Öğrenmek istiyorsanız izlemeye devam edebilirsiniz. İki değerli konuğum var. İkisi de Bülent. Bu akşam Bülentler arasında kaldığım için dilek dileyeceğim program sonunda. Bülent Ezcan ilk konuğumuz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Meclis Anayasa Komisyonu üyesi. İkinci bölümde ise AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Bülent Duran konuğumuz olacaklar. Ayrı ayrı konuşacağız her biriyle. Sayın Tezcan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hepimize inşallah dilimizin sürçmediği bir yayın olur. Hayırlı bir yayın olur inşallah. Bizim açımızdan. Biliyorsunuz hayırlı cumalar bedemiyorlar artık bazıları. Konuya geçeceğim ama önce şunu sormak istiyorum. Merak ettiğim bir şey. Her gün anketler yayınlanıyor. Evet. İşte o kuruluş bu kuruluş. Bildik bilmedik. Yeni eski. O parti yakın bu parti yakın. Çeşitli anketler yayınlanıyor ve bu anketlerin tamamını okuyunca İnsanın bir kafası karışıyor, iki hangisi doğru diye düşünüyor insan. Niye diyeceksiniz? Mesela iki anket gördüm, işte birinde evetler %52 diyor, 52 küsür diyor, diğerinde 55 civarında diyor evetler. Dönüyorsunuz öbür tarafa bakıyorsunuz, hayırlar 53, 54, 57 diyor. Bu kadar farklı sonuçlar çıkması acaba seçmenin kafasının karışık olduğunu mu gösteriyor? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu anket karmaşasını? Evet. Yani şöyle birçok sebebi olabilir. Mutlaka seçmenin kafası karışık. Şu anda neyi oylayacağını bilmiyor olabilir. Etkenlerden birisi bu olabilir. Bir başka etken özellikle o hal şartları altında bir referanduma gidiyor olmamız önemli bir etken. Çünkü vatandaş oy verirken özellikle kanaatini bildirmenin sonucunda başına ne geleceği konusunda ciddi biçimde endişeli. Öyle bir ortamda yaşıyoruz ki evet demenin serbest, hayır demenin yasak olduğu bir noktadayız. Yani var tabii ki var ama hayır deyip de başına birçok şey gelen var. Yani üniversite rektörlerinin çıkıyorlar evet diye açıklama yapıyorlar suç olmasına rağmen. Bunlarla ilgili bir işlem yok ama dönüp hayırla evet diye açıklama yapanlar ama hayır için açıklama yaptı diye yakın zamanda işte İbrahim Kaboğlu hayır kampanyası yaptığı için hayır diye bir anayasa hukukçusu hem de en başta konuşması gereken ve özellikle AK Parti'nin ilk iktidar olduğu dönemde AK Parti tarafından İnsan Hakları Komisyonu Başkanı da yapılmıştı. Başkanlığı yaptığı Tunus Anayasası'nın hazırlanmasında çok ciddi katkısı olduğu dünyanın tanıdığı bir anayasa hukukçusudur. Üniversiteden atıldı. Onunla beraber birçok kaliteli peki hukukçu. Onlar hayır yüzünden mi atılar yoksa o bir dilekçeyi imza attığı için mi atılır? Yok, önce doğrudan hayır kampanyası nedeniyle. Yani ikisi de doğru değil de. Yani, tabii ki ikisi de doğru değil ama bu sebepten özellikle referandum süreci açısından bir korku yaratma üzerine atıldıkları çok açık. Şimdi evet diyenlerin devlet katında ödüllendirildiği, hayır diyenlerin cezalandırıldığı bir tablo. Bu ciddi biçimde etkiliyor. Tabii başka bir şey de her görüşün taraftarı olanlar evet ya da hayır diyenler yani değişikliği isteyenler ya da karşı çıkanlar kendilerine göre anketleri de eğip büküyorlardır. Buna göre bir şey çıkıyor. Fakat şunu bütün açık yürekliğimle, samimiyetimle söylüyorum. Bütün anketlere bakıyoruz. Çünkü yanılmamamız lazım. Yani biz kendimizi aldatırsak bir anlamı yok. Şimdi %51 ila 56 arasında hayır çıkıyor. Bizim incelediğimiz bütün anketlerde farklı sonuçlar da var ama objektif baktığımız zaman ya nedir bu tablo diye baktığımızda makul ölçülerde 53-54 civarında bir hayır gözüküyor şu anda.
alanda. Bu tabii şu açıdan çok önemli. Şu anda hayır demenin çok zor olduğu bir tabloda bu kadar hayır oranı çıkıyorsa gizli oylamada sandığa gidildiği zaman bu hayırların daha da artacağını görüyoruz, biliyoruz. Yani evet demenin bir maliyeti yok şu anda. Tam tersine teşekkür, taltif ve takdirle karşılanıyor evet demek, ama hayır demenin bir maliyeti var. Bu noktada da ciddi tereddütler yaşanıyor yani, düşünebiliyor musunuz? İmamlar evetle ilgili vaaz veriyor. Bir savcı, Antalya savcısı çıkıyor. Hayır derseniz diyor, PKK'nın tabi olduğu muameleye tabi olacağınıza hazırlanın diyor. Şimdi bu savcı nereden alıyor bir cesareti? Hiçbir dönemde böyle bir şey yapamazdı savcılar. Nereden alıyor bu cesareti? Ama o savcıya soruşturma açılacak. Açmak zorundalar zaten. Açılma, yani aksini düşünmüyoruz açılmayacağını. O imamlarla ilgili de soruşturma açılıyor, açılacak. Evet. Ama mesele şu. Mesele bütün bu soruşturmalara rağmen böyle cesaretli bir tablo var. Bu dikkate değer bir konu. Yani bu evetin özel olarak evet propagandasının önündeki bütün engellerin kaldırıldığı ama hayırla ilgili propagandanın da önünün kapatıldığını gösteriyor. Bu tablonun içerisinde... Niye bakın burada yapıyorsunuz anket... propagandayı, televizyonlarda bakıyorum. Tabii sağ olun, sağ olun. Yani bu kadarında zaten bu kadarıyla sonuç alacağız. Yani bu çalışmalarla sonuç alacağız. Ne olursa olsun bakın şuna inanıyorum. Biz halkın sağduyusuna, öngörüsüne, milletin ferasetine inanıyoruz. Bundan ilgili hiçbir tereddüdümüz yok. Sadece mesele bu işi doğru anlatabilmek. Doğru anlatmak için de bu meseleyi, belki biraz sonra o konuya gireceğiz, bu meseleyi bir parti meselesi ya da bir parti kampanyası gibi görmüyoruz. Hı hı. Bu Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir tercih söz Peki, konusu olacak. Arada bir şey söyleyeyim. Şimdi Sayın Başbakan demiş ki OHAL, referandum gelirken OHAL içinde gidilmez demişti. Evet. Ancak daha sonra OHAL uzatıldı. Belli ki birkaç kere daha uzatılacak gibi duruyor. Konjonktürel gelişmelere baktığımız zaman. OHAL altında referanduma gitmenin size göre sakıncası ne? Yani çünkü sonuçta bir odaya gireceğiz. Etrafı kapalı ve canımız ne istiyorsa ona veya ona birinden birine basacağız. Bunun OHAL tarafındaki sıkıntısı size göre nereden kaynaklanıyor? O odada şimdi, değil herhalde sıkıntı. Tabii ki o odanın ötesinde, o odanın öncesi var. O odada da sıkıntı var ama esas o odanın öncesi var. Sayın Başbakan başlangıcı çok çok doğru bir şey söylemişti. Yani bu referanduma gideceksek olağanüstü hal koşullarında olmaz demişti. Ama sonradan özellikle Sayın Başbakan'ın dışındaki etkili siyasi güçler bunun olağanüstü hal koşullarında devam edilmesi gerektiğini ifade etti ve ondan sonra da Sayın Cumhurbaşkanı özellikle gidilebilir dedi. Ondan sonra da tablo böyle oldu. Şimdi bakın, referandumda biz bir oylama yapacağız değil mi? Evet. Vatandaşın önüne gidiyoruz. Şimdi dediler ki biz bunu öneriyoruz dediler. Hükümet getirdi önümüze bu teklif. Evet. Mecliste tartıştık. Öyle tartıştık. Oraya girmiyorum. O da arzu edildiği gibi olmadı. Millet televizyonlardan keşke canlı izleyebilselerdi. Onu da istedik ama neyse. O geçti. Şimdi diyoruz ki milli irade, milletin iradesi her şeyin üzerinde. Millet takdir etsin başımızın üstünde. Eyvallah. Peki şimdi bu teklifi getirenler bu olsun diyor. Biz de diyoruz ki hayır, bak bizim de bir sürü gerekçemiz var. Buna hayır demek için. Şimdi buna kim karar verecek? Millet karar verecek. Millet nasıl karar verecek? Bilirse karar verecek. Bilmediği bir şeye milletin karar vermesi mümkün mü değil? Verse de sağlıklı biz bu programı olmaz. Niye yapıyoruz? Biz bu programı millet bilsin, dinlesin bizi, aynen, anlasın, ona göre karar versin diye yapıyoruz. Bilmeden oylanan bir işte referandumdan bahsetmek mümkün mü? Onun adı plebisit olur. Bir tane seçenek koyarsınız önüne. O seçeneğe oyla dersiniz. Bunun da ne demokratik bir yanı vardır ne de referandum yanı. Millet nasıl bilecek? Öğrenecek. Şimdi öğrenmenin yolu propaganda serbestliğidir. Çok açık. Propaganda. Evet diyenler Peki, propaganda yapar. Sıkıntı var mı? Tabii var sıkıntı. Olmaz olur mu? Olağanüstü hal koşulları altında toplantı yapmanız valinin iki dudağının arasında. Olağanüstü hal koşullarda afiş dağıtmanız, broşür dağıtmanız valinin iki dudağı arasında. Afiş asmanız valinin iki dudağı arasında. Toplantı yapacaksınız. Üniversitelerde öğrenci birlikleri sizi çağırıyor konuşma yapmak üzere. Rektör talimat veriyor. O hal şartlarında ben izin vermiyorum toplantıya. O gençler nasıl bilecekler? Çağırın, tartışalım. Biz de gidelim. Evet diyenler de gitsin. Yani evet demenin önünde olağanüstü hal hiçbir engel teşkil etmiyor. Evet, mesela evetçiler toplantı evresini yapabiliyor. Evet, aynen öyle. Yani bakın kaç tane gözaltı varsa sosyal medyayı ya da işte gazeteleri, basını
takip edin. Kaç tane gözaltı varsa hepsi hayır propagandası yaparken gözaltına alınmıştır. Evet propagandası yaparken gözaltına alınan bir kişi yoktur. Bunu gözaltına alınsınlar diye söylemiyorum. Evet propagandası yapan da alınmasın. Hayır propagandası yapan da alınmasın. Şimdi valiyi arıyoruz, ilim valisini. Ya sayın valim, toplantı yapacaklar. Hayır diye açıklama yapıyor gençler. Niye engel oluyorsun? OHAL şartları var diyor. Yani şimdi bu işin fiilen etkisi. Bir de psikolojik etkisine bakın. Yani işin görünen yanı bu. Bir de başka bir şey var. Bir gecede bir OHAL kanun hükmünde kararnamesiyle bütün mal varlıklarına el koyabilme yetkisi olan bir hükümet var olağanüstü hal şartlarında. Mal varlığınıza el koyuyor. Başka bir şey değil. İçeri atmak, hapis, kolunuza kelepçe geçirmekten bahsetmiyorum. 30 senelik mal varlığınızı, alın terinizi bir gecede bir kanun hükmünde kararnameyle el koyabiliyor. Sizin televizyonunuzu bir gecede kapatabiliyor. Ertesi güne yani şansınız yok. Derdinizi anlatıncaya kadar batarsınız, iflas edersiniz. Şimdi bu şartlar altında medya, yayın kuruluşları, televizyonlar, iş adamları, malının mülkünün derdine düşenler nasıl kalkıp da propagandada hayır propagandası yapabilir? Dünyanın hiçbir yerinde ve tarihin hiçbir döneminde olağanüstü hal koşullarında referandum yapılmaz. Zaten adı belli, olağanüstü hal. Yani siz diyorsunuz ki... Yapılmadı mı? Hayır. Öyle değil miydi? Hayır. 18 sene sonra yapıldı. Artık bambaşka bir tabloya yürümüştü. Yani Şili'deki 1988 yılındaydı. Yani orada tabii ki baskı koşulları vardı, diktatörlük şartları vardı. Ama eğer Şili'ye talipseniz söylersiniz. Yani biz Şili gibi olmak istiyoruz diyorsanız olağanüstü hal koşulları... Hayır, canım, yani. hayır çıktı. Ama Pinochet döneminin Şili'si gibi olmayı tercih ediyoruz diyorsanız olağanüstü hal koşullarında şeyi yaparsınız. Ben buna rağmen hayır çıkacak diyorum. Yani bu anlattıklarım farklı bir noktaya savrulmasın. Yani baskı koşulları devam etse, OHAL şartlarında da olsa hayır çıkacak. Bununla ilgili bir tereddüdüm yok. Ama eğer siz ülkenizi Pinochet'in Şili'si gibi yapmak niyetinde değilseniz, siz ülkenizi Sahra Altı Afrika'daki demokrasiyle hiç ilgisi olmayan ülkelerin sınıfına sokma niyetinde değilseniz, siz ülkenizi Latin Amerika'nın diktatörlükleriyle aynı sınıfın içerisinde görmek istemiyorsanız o hal koşulları altında referandum yapmazsınız. Bu kadar basit. Yani olağanüstü hal ülkede olağanüstü halin tek bir tarifi vardır. Hak ve özgürlüklerin sınırlandığı rejimdir. Yani olağanüstü hal rejimleri böyle rejimlerdir. Siz anayasa gibi bir metni değiştiriyorsunuz, hak ve özgürlüklerin sınırlandığı bir rejimde değiştiriyorsunuz. O zaman niye 12 Eylül Anayasası'na laf ediyorsunuz? 12 Eylül'de Kenan Evren çıktı, evet propagandası serbest, hayır propagandası yasak dedi. Ne farkımız var? Bu anayasayı getirenlerin anayasanın gerekçesine bakın. Gerekçenin başında 82 anayasası, askerlerin yaptığı anayasa, darbecilerin yaptığı anayasa. Şimdi şu andaki uygulamalar buna rahmet okutacak uygulamalar. Bunun kabul edilebilir bir yanı var mı? Biz şunu istiyoruz. Eşit koşullarda tartışalım. Bu kadar mesela. Eşit koşullar ama... Bu eşit koşullarda tartışma yok. Bu nedenle bunu söylüyoruz. Buna rağmen toplum sandığa gidince kararını hayırdan yana verecek. Ben hiç şüphe duymuyorum bunda. Peki, onu göreceğiz. Ne çıkacağını ben açıkçası bilemiyorum. Yani keşke tabii bilme onlara sahip olsam ama bilemiyorum. Halk çok enteresan kararlar verebilir. Biz de sizden zaman bunu istiyoruz. Yani sizin görüşünüzü beyan etmenizi istemiyoruz. Hiç. Siz burada evet diyene de, hayır diyene de eşit şartları yaratın ama ayrı ayrı ama birlikte ama konuşabilelim. Bakın konuşamadığımız sürece bu ülkenin en büyük problemi konuşamamak. Artık diyaloğu konuşmayı unuttuk. Maalesef. Birileri emrediyor, bir büyük çoğunluk da emre itaat ediyor. Bu doğru değil. Bu demokrasiyle Türkiye'nin geleceği için doğru değil. Yani bizim kültürümüzde istişare vardır, diyalog vardır, ortak akıl vardır. Bütün bunları hayattan çıkardık. Şimdi işin ilginci anayasadan da çıkarıyoruz. Biz buna onun için karşıyız. Bu tarafını kapatalım. Siz anayasada nelere, niçin hayır diyorsunuz? Tamamına mı? Bazı maddelerine mi? Eğer sağlıklı bir tartışma ortamı olsun diye bu anayasanın nelerine evet derdiniz, nelerine hayır derdiniz, neler sizi rahatsız ediyor? Burada Türkiye'nin geleceği açısından size göre kaygı verici olan maddeler nelerdir? Şimdi 18 maddelik bir değişiklik. Bunu anlatırken ben de not alacağım. Sonra bunları Sayın Turan'a soracağım. Tabii. Şimdi 18 maddelik bir değişiklik var Sayın Altaylı. Bu 18 maddelik... Yalnız 18 madde ama
pek çok madde atıfta bulunduğu için. Şimdi onu söyleyeceğim. 67 madde. Evet. Yani 18 madde aslında anayasanın 67 maddesini değiştiriyor. Teknik açıklamalara girmeyeceğim vatandaşları boğmamak için. Biz onu komisyonda da genel kurulda da anlattık, dinletemedik. 67 madde 67 ayrı maddede değiştirilmesi gerekirdi. 18 maddede bunu değiştiremezsiniz. Siz bunu alıp okusanız 5 saatte yazarak, çizerek ancak koyabilirsiniz. Aynen öyle. Daha başka fazla sürdü. Benim yani, okumam daha fazla sürdü. İlk programı yaparken bunu okuyayım aynen, dedim. Aynen öyle. Oradan bir geriye gittim, gideceksiniz, gittim, bir ileri gideceksiniz. Anlaması mümkün değil vatandaşın. Şimdi sonuçta bu 18 madde diyelim. Yani buradaki madde sayısına göre. Burada 18 madde özü itibarıyla el iler tutar bir yanı yok. Ha şimdi diyecekler ki birinci maddesi diyor ki yargı bağımsız ve tarafsız olsun. Doğru. Birinci maddeye itirazımız yok. Ama birinci maddedeki yargı bağımsız ve tarafsız olsun lafını 5, 6, 7, 8, 9. maddelerde naksetmişsiniz. Kaldırmışsınız. Yani tarafsız olmayı sadece söze indirgemişsiniz. Fiilen yarattığınız yargı kurumlarıyla, fiilen yarattığınız başkanlıkla o yargıyı taraflı ve bağımlı hale getirmişsiniz. Dört kolunu birden zincirlemişsiniz. Buraya yazsanız ne olur, yazmasanız ne olur? Şimdi tek madde olsaydı birinci madde eyvallah hep beraber geçirelim. İkinci madde 18 yaş, seçilme yaşı. 18 yaşındaki gençlerimizin seçilmesine hiçbir itirazımız yok. Ama maddenin altında da demişsiniz ki askerlikle ilişiği olmayacak demişsiniz. Şimdi askerlikle ilişiği olmayacak ne demek? Askerliğini ya yapmış olacak ya da askerlikten çürüye çıkmış olacak demek. Başka türlü bunun yolu yok. Yok. Ha yani şimdi. Ama 18 yaşında birinin de askerliği yapmış olma ihtimali yok. Yok. 21 yaşında askerlik yaşı. Ama yani bu Cumhurbaşkanı diyor ki askerliklerini tecil edeceğiz onların diyor. Tecilli demiyor. Muaf tutacağız. Muaf tutacağız, muaf tutacağız diyor. Yani vatandaş takdir etsin. Yani şöyle mesela 18 yaşında yani seçildi. Yani 600 milletvekilinin kaç tanesini 18 yaşında oraya getireceksin? Kaç tanesi muaf olacak? Diyelim ki 50 tane geldi. 18 yaşından 45 yaşına kadar milletvekilliği yapmaya devam ederse şimdi, şey de olacak, çağ dışı da olacak, asıl, askerlik yapmaz. Tabii asıl tartışacağım nokta o değil. Onu da tartışmıyorum. Yani izleyenlerimiz hani böyle bir tartışmaya girip de 18 yaşındakilere karşıyız gibi bir algı oluşmasın. Biz komisyon aşamasında da, genel kurul aşamasında da buna karşı olduğumuzu ifade etmedik. Tam tersine buyurun yapalım. Ama başka bir şey var. Milletvekili olsun diyoruz değil mi? 18 yaş. Yani meclise girsin. İyi de meclisi işlevsiz hale getiriyoruz. Adı var, kendi yok bir meclis. Yani gençler meclise girsin derken meclisi etkisiz, yetkisiz, işlevsiz bir meclis haline getiriyoruz. Meclisi fiilen yok ediyoruz. Şimdi AK Parti temsilcilerinin de buna karşı söylediği şu. Diyorlar ki meclis tam aksine yasama görevine dönecek. Onu, yani onu konuşacağız. Yasa çıkaracak. Sizin hatta bir programınızda ben izledim orada. Bunu teklifin mimarı söyledi, evet, sizden bu programda. Onu hiç öyle değil. Şimdi anlatacağım hiç öyle olmadığını. Üçüncü maddesi de 600'e çıkıyor milletvekili sayısı. Yani şimdi parlamentonun sayısını artırıyorsunuz. Aynı şeyi söylüyorum. 600'e çıkardık da ya yetkisini ortadan kaldırdığın, etkisizleştirdiğin bir meclisin sayısını isterse 700'e çıkar. Eline yetki vermedikten sonra. Bakın biz buna niye karşıyız? Meclis bütün sistem, göre? Hemen şimdi söyleyeceğim. Bakın bütün sistem tek güçleri tek bir kişinin elinde toplama üzerine kurmuş. Burada Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasa da söyledi zaten. Tek işte mesele bu. Ha bunu tercih edip kabul ederseniz eyvallah. Ama ben diyorum ki, biz diyoruz ki demokrasiler tek kişinin her şeye hükmettiği rejimler değildir. Demokrasiler güçlerin dağıtıldığı, güçlerin ayrıldığı ve birbirini denetlediği rejimlerdir. Bu basit anayasa hukukçuları ya da siyaset bilimcilerinin masa başında icat ettiği bir şey değildir. Bir ülkede güçlerin ayrı olmasının bir anlamı vardır. Vatandaş için bir anlamı vardır. Devletin güçlerinden 3 tane gücü var devletin. Yasama, yürütme, yargı. Bunlardan bir tanesi vatandaşa zulmetmeye kalkarsa, yumruğunu kaldırıp vatandaşın tepesine vurmaya kalkarsa öteki güç bunu tutsun diyedir bu. Vatandaşı korusun diye. Peki mevcut durumda da aslında baktığınız zaman güçler ayrılığı çok iyi işliyor mu? Niye? Çok iyi işlemiyor. İyi işletelim. Kötüyü niye yapıyoruz? Yani bize bir şey iyi işlemiyorsa altımızda bir kötü araba var. 10 yaşında bir araba var. Biz diyoruz ki bu araba kötü, iyi gitmiyor. Tamam ne yaparız? Sıfır araba almaya çaba harcarız değil mi? Ya daha ama iyi, daha ama 10 yaşındaki arabayı satıp 20 yaşındaki araba alır mıyız? Daha külüstür. Yani motoru tekleyen arabayı satıp hem motoru tekleyen hem de lastiği patlak araba alır mıyız? Yani bizim itiraz ettiğimiz bu. Bunu iyileştirmeye dönük bir çaba değil ki. Mevcudundan daha kötüsünü yaratıyorlar. Bakın şimdi yürütme yetkisinde başbakanı kaldırıyoruz. Bakanları kaldırıyoruz.
Bakanları kaldırıyoruz. Olacak. Hayır, isterse yapmayabilir. Hayır, isterse yapmaz. İsterse yapmayabilir. Yani hiçbir burada sayı açık, yok. Hiçbir sayı yok. Yani bir başkan, adına cumhurbaşkanı diyorlar, vatandaş başkan lafından haz etmedi diye, aslında getirilen sistem bozulmuş başkanlık sistemidir. Amerika'daki gibi demokratik başkanlık sistemi değil. Dünyanın ne kadar kötü diktatörlüğe dönmüş başkanlık rejimleri varsa onların oyanlarını toplamışlar. Bir de bize özgü bir iki sos eklemişler. Bunun adında cumhurbaşkanlığı sistemi diyorlar. Öyle bir sistem yok. Getirdikleri sistem tek adam rejimi. Şimdi bir seçilen başkan isterse şunu diyebilir. Ben İçişleri Bakanı da benim, Dışişleri Bakanı da benim, Milli Savunma, hepsi benim diyebilir. Ben bütün konuklarım bunu sordum. Tabii, hiç. Yani şimdi vatandaş düşünsün ya, eğer bir kişi bütün bunları yapabilecekse ve hiç denetlenemeyecekse nasıl olacak? Şimdi bu bakanları tayin ederken bakanlıkların nasıl oluşacağını, hangi bakanlığın nasıl işleyeceğini... Bir yetkisi var, zor ama var. Yok, yok. Şimdikinden daha kötü. Şu anda gen soru ve güven oyu var. Bunu kaldırıyorlar. Kaldırıyor. Şimdi güven oyu ne demek? Seçilecek kabineye meclis diyecek ki ben buna güveniyorum diyecek. Yani bir denetim mekanizması. Gen soru kötü çalışıyorsa siyasi bir denetim mekanizmasıdır. Bakanı düşürecek. Şimdi bu kalkıyor. Diyorlar ki ama sizin programlarınızda. Yo, işliyor. İşliyor. Daha da işletelim. İşleyecek şekle sokalım. Şimdi durması bile, başlı başına orada onun olması bile bir denetimdir, yürütme. Ya veriverirler gen soru diye. Şimdi şöyle düşünün. Bu tablo içerisinde diyorlar ki başkanlık sistemlerinde zaten güven oyu olmaz. Gen soru da olmaz. Peki başkanlık sisteminde güven oyu olmazsa Amerika'da doğru başkanlık sisteminde güven oyu olmaz. Sen bunu başkanlık sistemi diye getirdiysen Amerika'da bakanların atanmasında iki ayrı onaydan geçer Kongre bakanlar. Önce senatoda komitenin onayından geçer, sorgudan. O sorgu çok ciddi bir sorgudur. Evet. Orayı geçtik, oradan onay aldıktan sonra bir de senatonun oylamasına tabi olur. O onaydan geçmezse seçilmez. Şimdi bu burada sadece var mı? Şey değil. Burada var mı? Yok. Büyükelçilere bile Amerika'da öyle geçiyor. Büyükelçi, federal yargıçlar, aynen, yüksek mahkemelerin tamamı onaydan geçer. Tek başına atama yetkisi hiçbir şekilde yok, yoktur. Amerikan başkanı. Bülent Bey, bir reklam arası verelim. Tamam. Bahsediniz. Peki. Evet Bülent Bey, Amerika başkanının yetkilerinde kalmıştınız. Daha doğrusu denetiminde yani kalmıştınız. Evet, yani şimdi denetim sistemiyle ilgili gen soruyu, güven oyunu kaldırıyorsunuz ama bunun paralelinde Amerika'daki senatonun ya da kongrenin onay yetkisine benzer bir yetki koymuyorsunuz. Yani bu şu demektir, bakanlar yürütme hiçbir şekilde denetlenmeyecek. Şimdi diyorlar ki denetim yetkisi var. Bugün yazılı ve sözlü soru önergesi var, onlardan sadece sözlü soru önergesini, yazılı soru önergesini bıraktınız, sözlüyü onu da kaldırdınız. Şimdi yani ben merak ediyorum, bu meclis, bu bakanları nasıl denetleyecek? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Başkan'ın o zaman meclisle ilgili bakanları bir gün sabaha karşı 5 tanesini birden görevden aldım, hiç gerekçe göstermiyorum deme yetkisi var. Bakanlığı kapatma etkisi var. Bakanlığı kapatma etkisi var. Bütün devlet dairelerini, idareyi tek başına kararname ile düzenleme yetkisi var. Yani başkana bir kararname çıkarma yetkisi veriyorsunuz. Kararname meclisin kanununun bir benzeri. Şu anda kanun yapma yetkisini ortak ediyorsunuz. Özür dilerim, şu anda başbakanın da bakanlık sayısını belirleme yetkisi yok mu? Hayır. Hayır, bakanlık sayısıyla ilgili değil. Onların düzenlemesi ya meclis kanunla yapıyor ya da meclis kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veriyor. O da sınırlıdır. Yine son söz meclisin şu aşamada. Onlardaki düzenlemeyi buna göre yapıyorlar. Şimdi bakın, Cumhurbaşkanı yardımcısının sayısı belli değil. Bunlar seçimle gelmiyorlar. En az bir ama. En az bir olacak ama seçimle gelmiyorlar. 3 tane de olur, 5 tane olur. Nitelikleriyle ilgili milletvekili seçilme yeterliliği hariç hiçbir niteliği yok. Şimdi Azerbaycan Başkanı İlhan Aliyev eşini Cumhurbaşkanı yardımcısı tayin etti. Evet, bugün. Olacak şey mi? Yaptı. Yani şimdi biz böyle bir sistemi Türkiye'ye de taşıyoruz. Ya yıllardır oralar bize örnek olmuşken biz onları örnek alarak, yani yapacak demiyorum ama yapmasının imkanını sağlayacak bir sistemi niye Türkiye'ye getiriyoruz? Bakın ben anlayamıyorum, merak ediyorum. Benden sonraki arkadaşımız da anlatır sorduğunuz zaman. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisini artırıyoruz diyorlar. Şimdi ben merak ediyorum, açacaklar bu anayasayı. Hangi yetkisini artırmışlar? Ben size söyleyeyim neyi kaldırdılar. Bakın. Kanun teklifi. Sayıyı, hayır efendim, kanun teklifi değişmiyor. Size anlattılar mı hangi yetkilerin kaldırılacağını? Hayır. Ben dinliyorum televizyonda bazen. Şimdi bakın, 550'den 600'e çıkardık. Tek söyledikleri bu.
kanun yetkisini 18 yaş. Onu ayrı bir şey işte. Getirin eyvallah. 18 yaşına kimsenin bir şey dediği yok. Şimdi bunun dışında meclisin gen soru yetkisi alınıyor. Güven oyu yetkisi elinden alınıyor. Bakanları siyasi olarak denetleme yetkisi hiç yok. Hiç yok. Gen soru değil yazılı, de soruş... Meclis soruşturması, onu da söyleyeceğim. Yazılı soru önergesi dışında sözlü soru önergesi yetkisi elinden alınıyor. Ondan sonra üstüne üstlük Cumhurbaşkanlığı kararnamesi altında bir kararname yapma yetkisiyle başkana, tek kişiye, meclisin kanunlarına ortak olma yetkisi veriliyor. Ama o konuda kanun yok ise? Hayır, kanun yok ise değil. Kanun, kanunu veto edip... Kanunu düzenlememiş alanlarda diyor. Kanunlar, ama diyor ki münhasıran kanunla düzenlenmeyen alanlarda. Yarınki tartışmayı ben size söyleyeyim. Bu alan münhasıran kanunla düzenlenecek bir alan değildir. Sadece vergi hukukuna, vergi koymaya ilişkin alan münhasırandır diyecekler. Ondan sonra da bir başka tartışma doğacak. Bu bir, ama ikincisi, kararnameyi meclisin bir yasa çıkartarak... Bakın sosyal güvenlikle ilgili ben size bir örnek vereyim. Şu, özür dilerim, lafınızı keseyim ama ona göre cevap verin. Şimdi... Başbakan, Cumhurbaşkanı bir kararname yayınladı ve bir düzenleme. Bir kanun hükmünde kararname yayınladı, bir düzenleme yaptı. Kanun hükmünde kararname değil, Cumhurbaşkanı kararnamesi. Cumhurbaşkanı kararnamesi yayınladı ve bir düzenleme yaptı. Evet. Fakat meclis bu düzenlemeden memnun kalmazsa veya beğenmezse kanun çıkartıyor, onu ortadan kaldırıyor. Kaldırıyor. Nasıl kaldıracak ben size söyleyeyim. Meclisin bunun üzerine kanun çıkarması için bir, o kanunu çıkardığı Cumhurbaşkanı onu veto edecek. Veto ettiği zaman salt çoğunluk 301 oyla meclis ancak bunu geçirebilecek. Hangi meclis? Partili cumhurbaşkanlığını getirmişsiniz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanı. Cumhurbaşkanı partinin genel başkanı olarak kalkacak, o partinin milletvekili listesini yapacak. Bu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na verecek. Zaten partili cumhurbaşkanı sistemiyle başkanın mecliste güçlü ve meclisi kontrol edebilir pozisyonda olmasını siz baştan güvence altına almışsınız. Bizim siyasi partiler sistemimiz ama böyle. Mesela, disiplinli partiler. Bir. İkincisi başka bir şey daha yapıyorlar. Meclis yani, çoğunluk ama Cumhurbaşkanı'nın yanı olmazsa? O çok zor bir ihtimal. Onu da anlatayım. Olmazsa fesheder. Bitti. Feshi yetkisi vermiş. Ama o kendi, ayrı. Kendini de feshetmiş oluyor. Kendisini de fesheder. Konjonktür uygun düşmez. Döner kendisi. Kendisini de fesheder. Yani feshetti. Bir dönemini kaybetmiş oluyor ama. Niye feshetsin? Yani meclis yüzünü temsil ediyor milli iradenin. Cumhurbaşkanı milli iradenin %50+1 ile seçilebiliyor. Evet. Yani dünyanın hangi demokrasisinde daha az temsil gücü olan biri daha çok temsil gücü olanla feshedebiliyor. Meclise Cumhurbaşkanı feshediyor. Şimdi şu şeyi atlamayalım. Burası önemli. Cumhurbaşkanının görevden tekrar partili cumhurbaşkanı bir tane daha bariyer koymuşlar. Cumhurbaşkanı mecliste hakim olsun diye. Cumhurbaşkanı seçimiyle meclisin seçimi aynı gün yapılıyor. Şimdi ben soruyorum, şunu izah etsinler. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu seçimler ayrı yapılıyor. Niye ayrı yapılıyor? Bir tane sebebi var. Seçimi ayrı yaparsın, millet sandığa gittiği zaman başkanın partisi sandığa aynı anda yansıyıp meclis üzerinde yürütmenin hakimiyeti oluşmasın diye. Senatonun seçim tarihi ayrıdır. Temsilciler Meclisi'nin seçim tarihi ayrıdır, başkanınki ayrıdır. Ama bazen denk geliyor. Mesela bu seçimde denk geldi Amerika'da. Bir kısmı denk geldi. Tamamı gelmez. Tamamı hiçbir zaman tamamı gelmez. Amacı da şudur. Meclis bağımsız olsun. Kuvvetler gerçekten ayrı olsun. İkinci tura kalırsa Cumhurbaşkanı seçimi o zaman yani 15 gün farklı oluyor. Yani ikinci tura kalırsa 15 gün farklı oluyor. Ama aynı siyasi iradenin oluştuğu dönemde oluyor. Niye ayrı koymuyorsunuz seçim tarihlerini? Tek bir sebebi var. Zaten gerekçeleri de belli. Diyorlar ki başkanla meclis ayrı partilerden olmasın. Şimdi gelelim öbür tarafa, bağlayalım bunu. Siz partili başkanı getirdiniz, koydunuz. Başkanla meclisin seçimini aynı tarihe koydunuz. Ondan sonra başkan meclis çoğunluğunu istediği gibi belirleyecek. Buna rağmen meclis kalkar da 270 milletvekiliyle kalktı diyelim ki, bir kanun çıkardı başkanın kararnamesini ortadan kaldıracak, etkisizleştirecek. Başkan veto ederse diyor ki 301'i bulsun da çıkarsın ikinci sefere. Salt çoğunluğu bulsun. Yani bu tabloda başkana rağmen meclisin 301 milletvekilini bulabilmesi, başkanın karşısında 301 milletvekilini bulabilmesi mümkün değildir. Zaten onu bildiklerinden, bu sistemi kurgulayan öyle kurguladığından cezai sorumluluğunu da ona göre yapmış. Şu anda bakanların, başbakanın Yüce Divan'a sevk edilmesi için bir suç işlediği iddiasıyla daha birinci adımı atarken, yani Bismillah deyip işe başlarken 55 milletvekili lazım şu anda. %10. Onu kaça çıkarıyor? 301'e çıkarıyor. Salt çoğunluğa. Yani daha istemek için 301 lazım. Ondan sonra meclis görüştü, meclis soruşturması
kuralım dedi, komisyon kuralım dedi. Ciddi bir şeyler var burada. Bunun için şu anda 139 milletvekili yeterli. Basit çoğunluk. Toplantı sayısına göre katılanların çoğunluğu yeterli. En az 139'un altında olmamak şartıyla. Şimdi kaç lazım? 360 lazım. Evet. 3 bölü 5. Diyelim ki hadi bunu da sağladınız. Geldik 3. evreye. Komisyon kuruldu. Ya hakikaten ciddi ihale yolsuzluğu var. İşte bir suç işlenmiş. Ciddi Yüce Divan'a gitmesi lazım diyecek. Şu anda 276 gerekiyor bakanlar ve başbakan için. O zaman ne gerekecek? 400 gerekecek. 3'te 2. Bu ne demektir biliyor musunuz? Suç işleyen bakan ve cumhurbaşkanı yardımcılarının hiçbir şekilde yargının önüne gitmemesi demektir. Götüremezsiniz. Şimdi diyorlar ki görev süresi dolunca da aynı şekilde devam ediyor. Aynı çoğunlukla olacak. Şimdi diyorlar ki ya bir de niye görev süresinin dolmasını bekleyeceksiniz? O zaman da gönderemiyorsunuz ama bir de bir mantık var. Hem siyasi denetimi kaldırmışsınız hem cezai denetimi kaldırmışsınız. Şimdi diyorlar ki ama biz cumhurbaşkanınkini artırdık diyorlar. Doğru. Doğru. Cumhurbaşkanınki arttı. Şu anda cumhurbaşkanı için 413 milletvekilinin Yüce Divan'a sevk kararı vermesi lazım. Evet. Vatana ihanet gerekçesiyle. Bunu değiştirmişler. Nasıl yapmışlar? Aynı biraz önce söylediğim birinci adımda 301, ikinci adımda 360, Yüce Divan'a sevk için 400. Peki Cumhurbaşkanı hangi Cumhurbaşkanı? Vatandaşlara onu soruyorum. Şimdi bu Cumhurbaşkanıyla, buradaki Cumhurbaşkanıyla, bu anayasada yazan Cumhurbaşkanı aynı Cumhurbaşkanı mı? Buradaki yürütmeli bir Başbakanın şey. Yetkilerini veriyorsunuz şimdiki Cumhurbaşkanına. Bakanların yetkilerini veriyorsunuz. Üstüne üstlük bütün devlet idaresini istediği gibi kararnameyle düzenleme yetkisi veriyorsunuz. Meclisin kanun yapma yetkisine ortak ediyorsunuz. Bu kadar çok yetkiyle donatıyorsunuz. O zaman adaletli tutum ne olması lazım? Dengeli tutum. Bunun cezai anlamdaki sorumluluğunu da en azından başbakan, bugünkü başbakan ve bakanların düzeyinde tutmanız lazım. Amerikan anayasası nasıl? Amerika'da nasıl işliyor bu sistem? Amerikan sistemi bambaşka. Böyle bir yetkisi yok ki. Amerikan sisteminde böyle bir başkan yok. Amerikan sisteminde federal yargıç dahi tayin edemez başkan tek başına. Büyükelçi tayin edemez. Büyükelçi yani böyle bizdeki gibi istediği gibi canını istediğine göre başkan tayin etsin, canını istediğine göre. Bakın yasamayı, yürütmeyi tek başına kontrol edebilme yetkisi veriyorsunuz. Üstüne üstlük yargıyı da tek başına kontrol edebilme yetkisi veriyorsunuz. Fesih yetkisine gelelim. Şimdi diyor ki bütün bunlara rağmen diyelim ki meclis yaptı, etti, 301 milletvekilini buldu, meclis soruşturmasını istedi. 360'ı buluncaya kadar, yani meclis soruşturma komisyonu kuruluncaya kadar geçen süre içerisinde meclis feshetme yetkisi var Cumhurbaşkanı'nın. Yani bir meclis Cumhurbaşkanı'na sen yolsuzluk yaptın ya da sen suç işledin, ben seni soruşturacağım diye 301 imzayı topladı, verdi. 5 dakika sonra ya da ertesi gün Cumhurbaşkanı feshedebiliyor. Soruşturma kararı aldıktan sonra feshiyet izni kullanamaz diye bir şey mi? Bakın soruşturma, meclis soruşturması açıldıktan sonra kullanamıyor. Hı. Ama o ne zaman? 360'ı bulacak. Onun için en az bir hafta 10 gün lazım. Dilekçeyi verdiniz, gündeme girecek. Ondan sonra görüşülecek. Görüşülüp oylanacak. Ben açıldıktan sonra demiyorum. Soruşturma istendiği anda dilekçe 301 kişi imzaladık, verdik. Daha 360'a var. Bir hafta var önümüzde. Sabah dedi ki ben feshettim meclisi. Baktı, gördü, sezdi. 360 da çıkacak. Halk da buna tepki göstermez mi? Seçimi kaybetmez mi yani mesela? O başka bir tablo. Yani bir sistemi niye zorluyorsunuz? Ben de diyorum ki bir sistemi niye böyle zorluyorsunuz? Ne mecburiyetimiz var? Yani bizim bütün yetkileri bir elde toplamak için ne mecburiyetimiz var? Niye böyle bir yapı? Bakın şimdi diyorlar ki krizleri önlemek için bunu yaptılar. Ben bakın bu meseleyi biz kişiler üzerinden tartışmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olur bugün, başka gün başka birisi olur. Hiç önemli değil ama bu yetkiler kimseye verilmez. Şimdi ben bir örnek vereceğim. İzleyicilerimiz bunu dikkatle dinlesinler. 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Hain bir darbe girişimi. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı darbe girişiminden sonra, çok doğru bir şey söyledi. Dedi ki Allah da millet de bizi affetsin, beni affetsin dedi. Ben dedi alnı secdeye değenin böyle şey yapacağını düşünmedim, hata yaptım. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Bunu polemik lafı olarak kullanılır. Ben tam tersine takdir ederek söylüyorum. Bu çok önemli. Çıktı dedi ki Allah da millet de bizi affetsin dedi. Peki şimdi bu neyi gösteriyor? Sayın Cumhurbaşkanının da hata yaptığını kendisi ikrar ediyor. Böyle bir önemli mesele değil yani. Yani 15 Temmuz gibi devleti altımızdan çalacak bir darbe girişimiydi 15 Temmuz. Ciddi bir darbe girişimiydi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı
Buraya dikkat edelim. Bu hatalarını ne zaman yaptı? Elinde bu kadar yetki varken mi yaptı? Hayır. Bu hataları yaparken elinde bu kadar yetkisi yoktu. Bu kadar yetkisi yokken bu hataları yaptı, neredeyse devlet altımızdan kayıyordu. Değil mi? Hala FETÖ ile mücadele ediyoruz. Peki bu hataları yaparken bir de elinde şurada yazan yetkiler olsaydı ne olacaktı? Dönüp bunu düşünsün vatandaşlarımız. Bir de bu kadar yetki verilmişken yapmış olsaydı. Ben gelecekte yapar demiyorum. Geçmişe dönüp bakalım. Geçmişte Allah'tan millet de bizi affetsin dediği zaman, bunlar, bu hataları yaptığı zaman elinde Allah bizi esirgemiş. Bu yetkiler olsaydı ne olurdu? Bizim anlatmaya çalıştığımız bu. Bir devletin, bir milletin, bir belki hatalarından halkın... ders aldım ve bir daha yapmayacağım efendim, demek istiyorum. Mesele şu, yani Sayın Cumhurbaşkanı bir daha hata yapacak yapmayacak bunu tartışmıyoruz. Ha, başka bir cumhurbaşkanı başkası yapar. Yani dün olsaydı ne olacaktı? Allah muhafaza, Allah bizi esirgemiş, bu yetkiler yokmuş. Şimdi biz bütün bu yaşanmış tecrübelere rağmen bu yetkileri verelim diyoruz. Bu, şu teklif bu. Ona itiraz ediyoruz. Bakın, yasama yürütmeyi tek başına temsil ediyor. Yasamaya kanun yapma yetkisini ortak etmişsiniz. Hiçbir denetim yok. Demin onu anlatıyordum. Yani Cumhurbaşkanı'nın gen soru yok, güven oylaması yok. Ondan sonra meclis soruşturması yetkisini sınırlamışsınız. Ne siyasi denetim var, ne hukuki denetim var. Bir de üstüne üstlük fesih yetkisi veriyorsunuz Cumhurbaşkanı'na, meclisi. Ve meclis sürekli bir fesih tehdidi altında çalışamaz durumda kalmış bir meclis. Etkisiz, yetkisiz. Şimdi biz diyoruz ki meclisi yok ediyorlar. Diyorlar ki yetkisini artırıyoruz. Ben yetkilerinin nasıl sınırlandığını anlattım. Bana bir tane yetkisini artıran madde göstersinler. Gösteremezler. Neymiş? Daha çok kanun yapmayla uğraşacakmış. Daha çok kanun yapacak. Nasıl yapacak? Burada öyle bir şey yok ki. Şu anda meclisin kanun yapmasına engel olan bir şey yok. Meclis isterse şu anda Türkiye Büyük Millet... Onun bir tane yolu var. İş tüzüğü değiştiririz. Komisyona gelen kanun teklifleri o sıra dahilinde incelenir ve görüşülür. Bitti. Yani bunun için yetkileri Cumhurbaşkanı'na vermeye gerek yok ki. Yani meclisin kanun yapmasını iyileştirmeye, milletvekilinin daha geniş ölçüde kanun yapma imkanını sağlamaya dönük bir şey yok. Torba kanun duruyor anayasada. Temel kanunu kötüye kullanma imkanları duruyor anayasada. 150 ayrı konuyu bir kanunun içerisine koyuyorsunuz. Ne hukukçular anlayabiliyor, ne vatandaş anlayabiliyor. Bir tarafta asgari ücret yazıyor, bir tarafta ceza kanununa ilişkin hapis cezası var. Bir tarafta da vergi affı var. Aynı kanunun içinde arada bulasın. 150 madde. Yani bir kuyunun içine 150 benzemesi sokmuşlar. Karıştır karıştır tombala çeker gibi bul diyorlar. E şimdi bunu düzelten bir şey var mı? Yok. Sadece milleti aldatmak. Meclisin hiçbir yetkisi kalmıyor. Şimdi bitmedi. Başka bir şey daha yapıyorlar. Yürütmeyi verdin, yasamayı verdin. E yargının da tepesine tek başına etkili Cumhurbaşkanı istediğini yapabilecek. Başkan istediğini yapabilecek. Nasıl yapacak? Şimdi Hakimler Savcılar Kurulu mahkemelerin en tepedeki idari organı. Bir ilçede mahkeme kurulacak mı? Hangi hakim tayin edilecek? Hakimler terfi edecek mi? Savcılar. Savcılar hakimler terfi edecek mi? Savcılar hakimler nereye tayin olacak? Savcılar hakimler disiplin suçu işlerse ihraç edilecek mi, edilmeyecek mi? Bunların tamamına Yargıtay'a üye seçilecek, Danıştay'ın 4'te 3'ü seçilecek yüksek hakimler. Bunların hepsine karar veren bir kurul var bizde. Onun adı Hakimler Savcılar HSYK. Kurulu. Şimdi bu HSYK'nın yükseğini çıkardılar. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun adını Hakimler Savcılar Kurulu dediler. Tek doğru yaptıkları iş o. Çünkü yüksek bir sıfatı kalmıyor artık kurulun bundan sonra. O yüksek kalmadığı için adında da gerek yok dediler herhalde. Şimdi bu kurulda 13 kişiden oluşacak bu kurul. 13 tanesinin 6 tanesini Cumhurbaşkanı atayacak. Nasıl atacak? Adalet Bakanı kendisi atıyor. Adalet Bakanı Müsteşarı kendisi atıyor. 4 tane de üye seçecek. Etti mi 6? Geriye kaldı 7 kişi. 7 kişiyi de şu anda parlamentoda partili genel başkan sıfatıyla kontrol ettiği parlamento çoğunluğunu seçebileceği şekilde düzenlemişler. Yani şu anda 316 milletvekili var Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. İsterse Milliyetçi Hareket Partisi'ne de ihtiyaç duymadan 6 kişiyi son 2 turda, son turda oylarını 2'ye bölerek 1. 2. sıraya gelecekleri tespit eder ve 7 tanesini istediği gibi belirleyebilir. Yani 6 tanesini doğrudan, 7 tanesini de kontrol ettiği meclis eliyle... Muhalefete bir pay, muhalefete... Yok, yok. Biz 3'te 2'nin altına inmesin demiştik o özel görüşmelerde. Üçlü bir uzlaşma komisyonumuz vardı Mini Anayasa paketinde. Ben ısrarla 3'te 2'nin altına inmesin dedim. 3'te 2 anayasayı değiştirecek çoğunluktur. Nitelikli çoğunluk kabul etmediler. Ve ben bu örneği orada da anlattım.
Sayın Mehmet Parsak, Sayın Abdülhamit Gül, ben üçümüz konuşurken Abdülhamit Gül aynı bu öneriyi getirdiğinde en çok oy alan iki kişiye 5'te 3 olmazsa kuraya bırakalım dedi. Ben de dedim ki o zaman dedim siz şu andaki çoğunluğunuzla tamamını istediğiniz gibi belirlersiniz kimseyle uzlaşmadan. Anlattım bu tabloyda. Ama gene getirdiler önümüze bunu koydular. Yani mesele şu, yargıya hakim olmak için ben ne olursa olsun anayasayı eğip büküyüm derseniz yakın tarihimizde bir Fethullahçı terör örgütüyle karşı karşıya kaldık, bir çeteyle. Yargıyı teslim aldılar bu şekilde. Yani siyaset yargıyı kontrol etmek ve teslim almak isterse yarın orada kimlerin kontrol edeceğini kestiremezsiniz. Şimdi 13 tanesini belirliyor. Bu şu demektir, Yargıtay'a, Danıştay'a, mahkemelere kimin seçileceğini Cumhurbaşkanı belirleyecek. Şimdi diyorlar ki ikiliği kaldırıyor bu sistem. Nasıl kaldırıyor ikiliği? Daha bir kere Cumhurbaşkanı, başkan devletin tepesinde bütün milleti değil, oy aldığı partileri, partiyi temsil edecek. Tarafsızlığı ortadan kaldırıyorsunuz. Parti genel başkanı, oy vermeyen, o partiye oy vermeyen vatandaşı nasıl temsil edecek? Mümkün değil etmesi. Partiden gelmesi başka bir şey, orada otururken partili olması başka bir şey. İkisi çok farklı ama şeyler. Bir, ikincisi... Sayın Erdoğan diyor ki Cumhurbaşkanı insanın diyor tarafsız olması zaten mümkün değil diyor. İnsan tarafsız olamaz. O zaman şeye niye koydular birinci maddeye mahkemeler, hakimler, tarafsızlık ve bağımsızlık esas. Bağımsız yazıyordu, tarafsızı ilave ettiler. Mümkün değilse niye koyuyorlar? Birinci maddesinde yazıyor. Tarafsız geliyor şimdi burada anayasaya. Mahkemeler bağımsız ve tarafsız olarak görev yapar diyor. Hakimler tarafsız olamayacaksa buraya niye yazıyorsunuz o zaman? O, mümkün mü böyle bir şey? Yani kişinin düşüncesi olabilir, ideolojik görüşü olabilir, geldiği yer olabilir ama temsil ettiği makamda tarafsız olmak zorundadır. Ne zaman? Devleti temsil ediyorsa. Ya tarafsız, herkes tarafsız olmak zorunda değil ama tarafsız olmak istemeyen Cumhurbaşkanı olmak zorunda değil. Gelir başbakan olur, kim olursa olsun. Başka, ben tarafsız olmak istemiyorsam başbakan olurum. Partinin genel başkanı olmak istiyorsam. Onun yolu var sistemimizde. O yol kapanmamış ki. Niye sistemi zorlayarak buraya çeviriyorsunuz? Başka bir şey daha var. Yüce Divan Anayasa Mahkemesi 15 kişiden oluşacak. Anayasa Mahkemesi'nin 12 tanesini partinin genel başkanı olan başkan tayin edecek. Evet. Yani millete soruyorum şimdi, millet Allah için yani vatandaş otursun düşürsün. En yüksek mahkeme yarın Yüce Divan olarak yargılanacağı zaman Cumhurbaşkanı ya da onun bakanları o mahkemeye gidecek. Kim tayin etti? 15 tanesini kendisi tayin etti. Ama görev süreleri Cumhurbaşkanı'nın görev süresinden daha uzun. Olabilir. Cumhurbaşkanı'nın görev süresinden uzun olabilir. Tayin ettiği zaman onun üzerindeki bir görev süresi dolacağının üzerindeki bir ciddi tahakküm süresidir. 10 yıl. İki dönem üst üste yapacağı zaman 10 yıl. Herkes planını, projesini, pozisyonunu ona göre alacak demektir. 10 yıl görev süresi. Yani mutlaka 10 yıl içerisinde ciddi bir değişiklik olacaktır Anayasa Mahkemesi'nin içerisinde. Ve hiç kimse kazaya uğramak istemeyecektir. Böyle bir yargı sistemi olur mu? Danıştay'ın 1/4'ünü yürütmenin başındaki Cumhurbaşkanı tayin edecek bu şekilde. 1/4'ünü de kontrol ettiği Anayasa Hakimler Savcılar Kurulu tayin edecek. Mesela şimdi yani bu şu demek. Bütün gücü bir kişinin eline veriyorsunuz demek. Bülent Bey, söylediğinizde bir yandan haklısınız, bir yandan mesela insan aklına şöyle bir şey geliyor. Şimdi diyelim ki siz beni yargıç atadınız. Dediniz ki ben de sizi düzgün bir adam diyebiliyorum. Beni dediniz ki kardeş sen yargıç ol. Yarın öbür gün siz büyük bir hata yaptınız, büyük bir suç işlediniz. Benim önüme geldiniz şimdi. Bir vicdan diye bir şey var. Var. Bir de şimdi ya beni Bülent Bey atamış. Şimdi ben şimdi onu niye yargılayayım, niye ceza vereyim der miyim ben mesela? Yargıcın da bir... Şöyle demeyebilirsiniz. Yani vicdanlı birisinizdir. Önünüze gelir. Kim atarsa atasın gözünüzü karartırsınız. Aynen. Ve vicdanınıza göre karar verirsiniz. Ama aksi de mümkün. Bir de öyle bakın. Yani bir ülkede kurumları oluştururken, anayasaları yaparken oraya getireceğiniz kişinin vicdanına bakarak yapmazsınız. Ama hakimlik böyle bir iş değil mi? Biraz da hakimlik öyle bir iş olabilir ama niye o zaman Hakimler Savcı Yüksek Kurulu'nu kuruyoruz? Hiç kurmayalım. Hakimleri, Cumhurbaşkanı, bütün mahkeme hakimlerini de tayin etsin. Nüfus müdürü tayin eder gibi. Yani bu bakış açısıyla niye yapıyoruz bunu? Asgari bir güvence sağlayalım istiyoruz. Yani kişilerin arzularına fıtrata bakarak. Fıtrata bırakmayalım. Tabii ki şimdi valiler normalde devleti temsil eder. Ama valiler çoğu zaman işlemi yaparken bakıyoruz ki siyasi iktidarın kontrolünde siyasi bir görevli olarak kendilerini görüyorlar. Zaman zaman buna itiraz ediyoruz. Yani bunu kontrol etmek için neye ihtiyaç var? Anayasalar bunun için var.
Eğer insanların hepsi vicdan ve iyi niyetle hareket edecek ve bütün sistemin güvencesi bu olacak deseniz hiç anayasaya gerek kalmaz. Yani yazılı anayasaya da gerek kalmaz. Anayasa hareketi bunun için. Bakın ben size bir şey söyleyeyim Sayın Altaylı. Osmanlı padişahlarının böyle bir yetkisi yoktu. Şurada verilen yetki Osmanlı padişahlarına verilen yetkiden fazla. Yani meşrutiyet dönemini söylemiyorum, daha öncesini de. Osmanlı'da sadrazam vardır. Sadrazamın öbür adı vekili mutlaktır. Vekili mutlak ne demektir? Mutlak vekil. Yani padişah adına mührü alır ve mutlak olarak yetki kullanır. Mührü Hümayun ondadır. O taşır padişahın mührü Hümayun'u. Mutlak vekil denir. Şimdi bu söylediğim 200 sene, 300 sene, 400 sene öncesinin uygulaması. Ya biz artık bunlara geri dönüp bunları konuşmamızın kadar ayıp bir şey yok. Biz geleceğe bakmamız lazım. Dünyada artık sistemlerin nasıl demokratik çalışacağını, kurumların birbirini nasıl denetleyeceğine ilişkin yüzlerce bu konuda müktesebat var. Bir şey hazırlanmış, birikmiş. Şimdi biz toplum olarak her şeyi siyasileştirmeye yöneliyoruz. Bakın bu anayasa ne demektir biliyor musunuz? Bu anayasa çıktığı zaman Türkiye'de ciddi bir bürokratik oligarşi olacaktır. Yani ne demek bu? Bir parti devleti oluşacak. Başkan hem partinin başkanı, genel başkan, hem devletin başkanı, hem de bütün yürütmenin başı, hem meclisi kontrol edecek, hem de yargıyı kontrol edecek. Milletvekili, milletvekili yapmaz zaten. Mümkün yapması değil. Mümkün değil. Milletvekillerinin hiçbirisi şu anda bu aşamadan sonra milletin gözünde onları temsil eden milletin vekili olacak kişiler olarak görülmeyecektir. Hiçbir bürokrat, hiçbir genel müdür, hiçbir bürokratik yetkili, daire müdürü, amir, bakan hiçbirisi milletvekillerinin sözünü dahi dinlemez. Kulak asmaz. Niye? Çünkü atanırken güven oyu verme yetkin yok. Siyasi olarak gen soruyla denetleme yetkin yok. Görevinden düşürme yetkin yok. Hiçbir şekilde senin yetkin yok. Yani şimdi niye milletvekili seçiyorsunuz o zaman? Bu ne demektir biliyor musun? Bir süre sonra bu Türkiye'de ya meclise gerek yok zaten. Meclis nedir diye. Laf olsun diye yaratılan bir orada Türkiye Büyük Millet Meclisi adı meclis. Hiçbir işlevi kalmayacak bir yapı ortaya çıkar. Yani siz bütçeyi bile meclisin en önemli yetkisidir. Bütçe yapma hakkı. Bütçeyi, mecliste ama bütçe geçmezse bir önceki yılın bütçesine yeniden değerleme oranını ekler, devam eder diyor. Ne kadar devam eder? İstediği kadar devam eder. Yani meclisin bütçe yoluyla bile meclisin Cumhurbaşkanı denetleyebilme yetkisi yok. Bunu ama şöyle diyor İktidar Partisi ya da anayasayı getirenler. Diyorlar ki istikrar açısından bu önemli. Yani meclisin Cumhurbaşkanı'nın bütçesiz bırakıp ülkeyi işlemez hale getirmesini engellemek için böyle bir şey yapıldı. Çünkü meclis yarın öbür gün Cumhurbaşkanı ters düşerse bütçesini geçirmez ve Cumhurbaşkanı eli kolu bağlanır. Niye Amerika'da olduğu gibi. Ben bir şey soracağım şimdi. Niye istikrar ihtiyacı var? Türkiye'de 15 istikrar kötü demiyorum. Sadece şu anda niye istikrar ihtiyacını dile getiriyorlar ben bunu anlamıyorum. Türkiye'de 2002 yılından bu yana 15 yıldır tek başına Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'yi yönetiyor. Tek başına yönetiyor. Hı hı. 15 yıl içerisinde çıkarmak istedikleri hiçbir kanunu çıkaramamazlık yapmadılar. Yapmadım. 15 yıl içerisinde hele bunun son 2,5 yılı son Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı olduktan sonra tam da tek adam rejimi oldu. Yani tek kişi, ikilik, iki başlık da yok. Başbakanın Cumhurbaşkanı'na karşı herhangi bir şey söyleyebilmesi de mümkün değil. Söylemek de istemiyor olabilir. Yani şimdi her seçime giderken Adalet ve Kalkınma Partisi hep istikrar vurgusu yaptı. İstikrar istiyoruz ve bunu hep söylerken Türkiye'de biz istikrarın temsilcisiyiz dediler. Şimdi madem öyle istikrar vardı hep bunu söylediler. Şimdi bu anayasa değişikliğini yaparken niye istikrar ihtiyacından bahsediyorlar? İstikrarın olması için bütün yetkileri ve gücü tek bir kişinin eline vermemiz mi gerekiyor? O zaman kaldıralım demokrasiyi, seçimleri de kaldıralım. Babadan oğula geçen bir padişahlık sistemi en istikrarlı sistemdir. Eğer istikrar gücü bir kişinin elinde hiç tartışmadan toplamaksa en istikrarlı olması gereken sistem padişahlık sistemidir. Ama Osmanlı'da 36 padişah geldi, yarısından çoğu saray darbesiyle öldürüldü ve tahttan indirildi. Hani istikrar? Sadece 17. yüzyılda 9 tane padişahın 5 tanesi darbeyle indirildi saltanattan. Yani şimdi istikrar
Bir ülkede kurumların iyi işlemesi, dengeli birbirini kontrol etmesiyle gerçekleşebilir. İstikrar bir ülkede bir kişinin dudağından çıkan her şeyin sistemi istediği zaman istediği gibi değiştirebilmesi imkanını vererek gerçekleşmez. O istikrarsızlığın tam da sebebidir. Ben şimdi şunu soruyorum vatandaşlarımıza. Şu anda mal güvenliği var mı Türkiye'de? Yok. Niye yok? Herkes sabaha karşı bir kanun hükmünde kararnameyle, OHAL KYK'sıyla mallarının el koyulabileceği riskiyle karşı karşıya. Varlık fonu yaratıldı. 170 yıllık PTT, 140 yıllık Ziraat Bankası, işte Halk Bankası, bütün varlıklar bir gece kanun hükmünde kararnameyle varlık fonuna devredildi. Yarın bunun bir başkası da yaşanabilir. Şimdi tek kişinin şu andaki OHAL sisteminde tek kişinin bütün sistemi domine ettiği ve yönetebildiği bir yapıyla karşı karşıyayız. Şimdi istikrar var mı? Vatandaş açısından hayır, istikrar değil. Sadece herkesin sesini çıkarmaya korktuğu bir sistem var. Bunun adı istikrar değil. Vatandaş böyle bir istikrar arıyorsa buyursun. Tek parti hükümeti var. Tek parlamentoda çoğunluğa istikrar, sahip. İstikrar, iktidarın değişme ihtimalinin ve imkanının ortadan kalkması değildir. O zorbalık ve baskı rejimidir. Onun için tek adam rejimine karşı. İstikrar, ülkede gerektiği zaman vatandaşın iktidarları değiştirebilme gücünün vatandaşta olmasıdır. İstikrar, vatandaşın gerektiği zaman iktidarları değiştirmeden bile sen böyle devam et ama şuralarda yanlış yapıyorsun, bu yanlışlarını düzelt diye demokratik yollardan ikaz edebileceği Bülent sistemin olması demektir. O yüzden Türkiye'de şu anda istikrardan bahsetmek mümkün değil. Son cümlemi söylüyorum. Bu değişiklik geçerse Türkiye daha büyük bir istikrarsızlık, daha ciddi bir çatışma ve kutuplaşma ortamına sürüklenecektir. Çünkü ortak aklı yok eden, tek kişinin aklını her şeyin üstünde tutan bir sistem önerisidir. O yüzden hayırlı bir gelecek için hayır deyin diyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet,